Bursa Spor TV ekranlarından, futbol gündeminden merhaba diyoruz. Yine güzel bir gün. Bursa Spor liderliğe artık yükselecek zannediyoruz. Federasyon önemli bir karar verecek bugün. Biz de Bursa Spor TV ekibi olarak bu önemli kararı bekliyoruz ve bu karar arefesinde de Erkan Öncel hem Bursa Sporlu futbolcu kimliği var biliyorsunuz hem de futbol yorumcusu, spor yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Vedat'cığım. Hakikaten çok önemli bir karar arefesinde Bursa Spor camiası. Belki birkaç sonra lider olacağız. Evet, yani olması gereken bu tabii. Federasyona güveniyoruz. Sonuç olarak olanlar ortada. Tabii. Öyle değil mi? Yani şimdi bu işin siyasi mecralara çekmek kadar yanlış bir şey olamaz. Futbol özel bir federasyondur. Yani futbol ve spor ayrı tutulmalıdır. Yani bazı kişilerin beyanlarına baktığımda yani çok şaşkınlıkla izliyorum onları. Çünkü biz de istiyoruz işte doğudaki projeyi, işte doğuda yapılması istenen şeyleri biz de katılıyoruz. Ama bu bir spor olayıysa, burada yapılan ihlaller varsa, kusurlar varsa, bu kusurların karşılığı da FIFA, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu 208 tane federasyondan bir tanesi. Biliyorsunuz zaten en son katılan Türkiye Futbol Federasyonu'ydu. Dolayısıyla bunu daha fazla tartışma haline getirmek, daha fazla konuşmak son derece yanlış. Çıkacak karar belli. Hükmen mağlubiyet Diyarbakırspor, 3-0 Bursaspor galip gelecek, 3 puan alacak. Evet, yani bir yönetmelik çıkardıysanız, siz bu işin kanunu tabii yaptıysanız değil mi? Tabii. Yazılı bir kanun var, bu kanunda uygulamak içindir. Eğer ki uygulamazsanız. Tabii. Bilmiyorum bundan aynen sonra ne olur Türkiye'de? Maçlar biter mi? Biterse de nasıl biter? Öyle değil mi? Artık yani, ondan sonra herhalde şimdi her canı sıkılan sahaya da iner. Bu taşını da kötü atar. Bir örnek olarak algılanır ve başı sıkışan böyle bir yola başvurur. Bu iyi bir şey değil. Hani Türkiye'de diyoruz ki hep konuşuluyor. Marka değeri yükseltilecek. İşte ekonomik anlamda Türk futbolu ciddi bir ivme kazandı. Hani pazarlama stratejisi gayet doğru. İşte 300 küsür milyon dolarlara çıktı rakamlar. Dolayısıyla bunun karşılığında da bir bütün içinde düşünmek lazım olayı. O zaman daha doğru dürüst Türk futbolunun yönetilmesi ve doğru kararlar verilmesi lazım. Yani şimdi bu Bursa Spor olur, Antep olur, Van olur, Diyarbakır olur, hiç fark etmez. Kim ne yaparsa yapsın. Bu işin kanunu varsa, bu işin kitabı yazıldıysa, o zaman FIFA der ki, kardeşim ben seni aldım birliğime ama sen benim kanunuma, kitabıma, yazdığım şeylere karşı geliyorsun. Ve en temel prensipler bunlar. Evet. Öyle değil o mi? Zaman der ki bir maçın güvenle oynanması, güvenlik içinde oynanması. Kesinlikle. Hatırlıyorsunuz bir Galatasaray'ın Avrupa macerasında İtalya ile Türkiye arasında olan durum nedeniyle bir Juventus'un öyle değil mi? Juventus'un Türkiye sanıyorum bir gelişi maçı vardı. Bir Türkiye-İsviçre maçı tabii vardı. Yani bunlar hep çok ağır cezalar, yani. çok ağır önlemler getiriyor. En ufak müsamaha yok. Ne oldu? Taş mı atıldı mesela Türkiye-İsviçre maçında? Sahaya taş mı atıldı? Hayır. Ama inanılmaz bir gerginlik ve gerginlik sonucunda da bizim sporcularımızdan bazıları, antrenörlerimizden bazıları fiili saldırıda bulundu. FIFA gözün yaşına baktı mı Türkiye Futbol Federasyonu, Türk milli takımının? Bastı cezayı, bitirdi olayı. Yani sonuçta bunun bir daha konuşulması, defalarca işte bazı yayın organları maalesef, bazı kulüp başkanları, yöneticiler, spor adamları işi farklı bir mecraya çekmeye çalışıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Bugün Bursaspor'a olan şey yarın kendilerine olmayacağını kimin garantisini verebilir? Yani evet, maalesef bu yanlış Adnan Polat'ı bir örnek olur yani. Kastediyorsunuz herhalde Galatasaray başkanı. Ben olsam maçı tekrar ettirirdim diye talihsiz bir demeç verdi. Sadri Şener, Trabzonspor başkanı. Ondan sonra hadi ben kulüp başkanlarını ve yöneticileri anlıyorum. Kendi başarısızlıklarını bir şekilde örtmek için böyle yollara başvurabilirler. Ama yani koskoca Ricard, dünya futbolunda isim yapmış marka bir adam, kalkıp Kasımpaşa Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklama hiç ona yakışmadı. Bir futbol adamına, spor adamına yakışmadı. Neymiş efendim?
rakipleri bize oynadıkları gibi oynamıyormuş Bursaspor'a karşı oynadıkları zaman. Ya bunun altında her şeyi çıkartabilirsin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o zaman herkesi töhmet altında bırakan. Tabii herkes töhmet altında bırakıyor. Sanki bu ligde Manisa, bazı gizli anlaşmalar yapılmış. Ya öyle değil mi? Şimdi mesela Kasımpaşa maçından sonra Manisa maçı oynadık 3 gün sonra. Burada. Manisa maçında ciddi derecede Bursaspor takımı zorlandı. Belki o beyanatın etkisi vardı. Futbolcular üzerinde psikolojik etkisi vardı. Kaldı ki bu ceza geçen hafta verilmesi gerekirken Bursaspor'a hak ettiği 3 puan verilmedi. Sporcuların üzerindeki etkisi. Bunlar hep bir bütün içine düşünmek lazım. Hep etki yani. Ama negatif etkileşim Bursaspor adına baktığımızda. Yani Türk futbolu için iyi şeyler değil. İyi bir süreç değil bu. Ve yıllardır Anadolu takımları İstanbul'a karşı, İstanbul takımlarına karşı nasıl oynuyorsa aynı şekilde oynuyorlar. Yani bize karşı farklı oynuyorlar demek değil. İstanbul takımlarına karşı hep aynı şekilde oynanıyor. Herkes bilenmiş bir vaziyette. Vitrin maç olarak bakılıyor. Gündeme geliyorsunuz gol atınca veya işte kaleciler açısından gol kurtarınca. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturuyorsunuz. O takım sizi transfer listesine alıyor. İşte kazandığınızın 3 katı para veriyor. Tabii ki bu ortamda sistem bunu getirmiş. Evet. Bu çarpık sistem yüzünden farklı oynanıyor onlara karşı bu lig. Öyle değil mi? Şimdi biraz daha Anadolu kulüpleri, ekonomileri biraz daha güçlendi. Bu naklen yayın haklarından doğan aldıkları paralar ciddi boyutlara ulaştı. Ve geçmişe göre biraz daha ekonomilerini iyi kullanmaya başladılar. Çünkü Anadolu kulüpleri ciddi anlamda yaptıkları yanlış transferlerle ciddi borçlar içine girdiler. Dolayısıyla son dönemlerde Anadolu kulüpleri de bu paraları daha iyi kullanmaya başladı. Transferlerde daha iyi tercihler yapmaya başladılar. Ve 2008-2009, 2009-2010 yıllarında sezonlarında Anadolu kulüplerinin %5 ile %20 arasında puanlarının artışı olduğunu görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Dengeler değişmeye başladı. Dengeler değişmeye başladı. Dolayısıyla şampiyonluğa oynayan sürekli alışa gelmiş isimlerin artık yavaş yavaş yıpranmaya başladığını, bu Anadolu kulüpleri karşısında daha puanlar kaybetmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ne demek? Bu değişim, bu sistemin değişmesi bazı kişilerin, bazı kulüplerin işine gelmiyor. Ondan dolayı da işte çamur at izi kalsın. Sahada alt edemediği takımları saha dışında masa başı oyunlarıyla yıpratarak, psikolojik olarak ezerek elde etmeye çalışıyorlar ama bu yanlış bir uygulama. Yani bunun sonucunda belki bir takımı alt edebilirsiniz ama başkası aynı yolda. Aynı yolda sizin rakibinizi size karşı yani, motive ederse o zaman tabii, da şikayet etmeyeceksiniz. Şikayet etmeyeceksiniz. Öyle onu demek istiyorum. Yani yanlış sporun içinde ben her zaman şunu söylüyorum. Yani spor olarak kalmalı. Diğer alanlar siyasetçilerin işi. Siyaset yapanların işi. Onlar da o işleri yapsınlar. Siyaset dediniz de bugün Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker bu Diyarbakır olaylarına dahil olmuş. Bir şehri cezalandırmak doğru değil diyor Mehdi Eker. Diyarbakır Spor'la ilgili olarak federasyonu dikkatli olmaya çağırıyorum diyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim mi? Çetin Sümer, Diyarbakır Spor Başkanı, Mehdi Eker'in yeğeni. Bunlar, böyle bir durum da söz konusu. Böyle onu beyanlarda bulunanlar, acaba hiç hayatlarında futbol oynamışlar mı? Acaba kaç defa maça gittiler? Ben onu merak ediyorum. Artı, şimdi diyorlar ki koskoca şehri cezalandırmamak lazım. Tamam, sahanın içinde bir şey yok diyorlar. Futbolcu arasında bir şey yok. Ya futbol bir bütündür. Futbolu sadece sahanın içinde olarak ayıramazsınız ki. Futbol sahadaki oyuncu, hakem, gözlemci, temsilci, oradaki güvenlik güçleri, yani oradaki taraftarlar, stadın etrafı, bir futbol takımının havaalanına inmesi, havaalanından otele gelmesi, otelden stadyuma aktarılması, tekrar sağlıklı bir şekilde gönderilmesi. Hepsi bir bütündür. Zaten sadece sahanın içinde futbolcu arasında bir şey yokmuş. Futbolcu arasında yani bizim Bursa Spor futbolcuların müdahale var orada. Yani olur mu öyle şey? Futbol oynamasını engelleyen yani, tabii canım, bir müdahale var orada. Resmen bir linç girişimi var yani. Bu ve Bursa Spor TV'nin olacak bir şey mi yani? Görüntüleri
aslında Bursaspor'un haklılığını belgeledi bir anlamda. Eğer ki o görüntüler olmasaydı sanki hani bu maç tekrar edilir diye bir kampanya tekrar edilsin diye olacaktı. Kesinlikle ya, zaten benim maç sonrası hep söylüyorum. Serhat Uluören ve Sinan Engin'in yaptığı bir programda resmen Bursaspor'u suçladılar. Maçtan sonraki yaptıkları programda. Bir gün sonra o yayın bizim çektiğimiz yayınlar, sizin çektiğiniz yayınlar ulaşınca ulusal medyaya hemen çark ettiler. Yani demek ki o görüntüler de olmasa, o görüntüler de çekilmese, onları Burak çekti sanırım değil mi? Evet, Burak Uçar. Burak Uçar'a da gerçekten tebrik etmek lazım. Yani o zaman Bursaspor suçlu ilan edilecekti. Yani böyle bir durum olabilir mi yani? Sahanın içinde resmen linç girişimine karşı karşıyasınız ve suçlu ilan ediliyorsunuz. Evet. Bir de Bursa'daki Diyarbakır maçına gelmeyenler... Görüntülerde izliyoruz şu an. Bursa'daki Diyarbakır maçına gelmeyenler, buradaki atmosferi bilmeyenler, görmeyenler de yorum yapmaya başladı. Beni en çok üzen, en çok sinirlendiren de bu. Ya gel bakalım kardeşim, sen Bursa'daki maçı izledin mi? Hangi şartlarda maç oynandı? Ne zaman Bursaspor taraftarı tezahürat yaptı? Ne zaman tepki gösterdi? Ya bunlar hep bir bütün içinde değerlendirmek lazım. Ama maalesef insanlar maçın başında çok tehlikeli açıklamalar oturuyor. Geliyor. Çok üzülerek tabii, seyrediyorum yani. Ben de. Yanlış. İşte tabii ki Diyarbakırspor başkanı ben de mi 7-8 tane provokatör o zaman Bursaspor formalı. Yani sokayım maçlara. Çok klişe dedi. Bir şey. Yani tabii ki biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olan herkese karşı saygılıyız. Herkesi seviyoruz Bursa olarak. Bize de aynı şekilde sevgi ve saygı bekliyoruz. Dolayısıyla burada ayrımcılık yapmak kadar kötü bir şey olamaz. Diyarbakır nasıl bu ligde, Süper Lig'de oynuyorsa, biz ona saygı gösteriyorsak, bir başka takıma da, Antep'e de saygı göstermek durumundayız veya en batıda Edirne'ye de saygı göstermek durumundayız. Yani Edirne Spor'a da saygı göstermek durumundayız. Yani ayrımcılık yapmak kadar yanlış bir şey olabilir mi? Hani hatayı bölgesel olarak ayıramazsınız. Hata neredeyse Edirne'deyse hata, Edirne Spor yaptıysa Edirne Spor'a ceza vereceksin. En uçta Van'da yaptıysa Van'dakine ceza vereceksin. Hani bunu bölgesel olarak ayırmak, bir takım tavizler vermek ileride çok büyük geri dönülmeyecek sonuçlar doğurabilir. Emsal buna teşkil eder değil buna mi? Buna dikkat verilecek etmek karar. Lazım tabii ki. Bundan sonra herkes der ki işte filanca maçta da böyle taşlar atıldı. Aynı şekilde bir müdahale oldu. Ona niye ceza verilmedi? Bana neye dayanarak evet. Ceza veriliyor? Hukukta da bunun yeri var. Biri bir karar emsal teşkil ettiği an bundan sonra hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz siz. Yani çok da aslında Vedat'cığım fazla da hani bu işi konuşmamak lazım. Çünkü yaklaşık biliyorsun 10 günden beri spor gündeminin birinci maddesi bu. Çok konuşuldu. Evet. Biz Futbol Federasyonu'na güveniyoruz. Dolayısıyla o başkanı ve yöneticileri bizler seçtik. Çıkacak karara da saygılı olmak durumundayız. Her türlü çıkacak karar ama çıkacak karar aşağı yukarı belli. Hani çok büyük sürpriz olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verildiğine göre federasyon burada bir şeyler olduğunu, birilerinin cezayı hak ettiğini düşündü. Tabii. Öyle değil mi? Ortada bir aynen öyle. Olmuş bir şey var yani. Aksi takdirde ceza verilmezdi zaten. Ya şimdi düşünsene mesela orada ciddi bir travma yaşayan Bursasporlu oyuncular var. O travmadan çıkıp İstanbul'da Kasımpaşa maçı oynadılar. Kolay bir şey değil. Orada mücadele ettiler ve net bir skorla Kasımpaşa'ya geçtiler. Ve 3 gün sonra da Bursa'da Manisa'yı geçtiler. Evet, son derece ağır bir sahaydı Kasımpaşa'da. Şartlar hakikaten kötüydü. Onu da belirtelim. Hem hava soğuk, sağ ağır. Bu iki maçı arka arkaya kazanmak hiç de kolay değildi. Kolay değil tabii. Yani hem psikolojik olarak yıpranmış oyuncuların fiziksel olarak da sağ şartlarından dolayı yorgun olduğunu düşündüğümüzde buradaki maçın sıkıntılı geçeceği zaten belliydi. Ama bütün bu maç anında oluşan sıkıntının bile Bursasporlu oyuncular aşırı özgüvenle, sakin olarak yaptıkları işi profesyonelce yaparak üstesinden gelmeyi becerdiler. Yani bu kolay bir şey değil. Buradaki Manisa maçı düşünün, bütün kent şampiyonluk havasına girmiş. 20 bin seyirci, muhteşem bir ambiyans. O ambiyansın içinde Bursasporlu oyuncular çok iyi oynamasalar da zaman zaman iyi de oynadılar. Özellikle 60'tan sonra ben
Bursaspor takımını çok beğendim. Yani skoru koruma adına topa daha çok sahip oldular. Tabii 12. adam devreye girdi. 12. adamı da burada kutlamak lazım Bursaspor taraftarlarını. Ve ondan sonra çok net bir şekilde maçı götürdüler. Ama tabii o bölüme kadar, 60. dakikaya kadar Manisaspor'un daha etkin olduğu bölümler vardı. Veya zaman dilimi açısından Manisaspor daha etkin. Ki bu bekleniyordu zaten. Tabii yani böyle sonuçta... Manisaspor'da diri bir takım, fizik manda yüksek Manisaspor kalitede düşme bir potasında Bursa'ya geliyor. Puana ve puanlara ihtiyacı var. Artı Bursaspor ligin gizli lideri. Yani buradan alacağı bir puan bile onlar için büyük bir moral, kümede kalmak adına hem de büyük bir sükse olacaktı. Yani Bursaspor'dan puan aldım. Yani o motivasyon içinde oynayan bir futbol takımına karşı oynamak, mücadele etmek, hele çok ağır zeminlerde oynayarak psikolojik olarak da etkilenmiş bir futbol takımını düşündüğümde Bursasporlu oyuncular büyük bir iş başardılar bana göre. Şimdi bundan sonraki Denizli maçı çok daha rahat olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü bir haftalık bir süre var. Futbolcular işte dinlenecekler. Ona göre motivasyonlarını tek maça çevirecekler. Psikolojik olarak, zihinsel olarak daha hazır hale gelecekler. Bunlar Bursasporlu oyuncuların avantajı olacak diye düşünüyorum. Evet. Manisa maçı zor geçti ama Ali Tandoğan çıktı sahneye. Bir penaltı yaptırdı diyelim. Yani, penaltı kazandırdı. Artı bir de asisti var. Kasımpaşa maçına dönüyoruz. Kasımpaşa maçında Sercan Yıldırım girdi devreye. Yine bir gol, bir asist Sercan Yıldırım. Bakıyorsunuz sahneye çıkan isimler değişiyor ama sonuç değişmiyor. Bursaspor galip geliyor yine. Manisa maçı nasıl özetleyebiliriz? 3 hamle vardı Manisa maçında. Ali Tandoğan'ın hamlesi vardı 44. dakikada. Çok önemliydi. Ve Ali Tandoğan Bursaspor'un istikrar abidesi oyuncularından bir tanesi. Hemen arkasından 60. dakikada Ertuğrul Sağlam'ın hamleleri başladı biliyorsun. İsmail Hak'tan o da başa hamlesi. Hak'tan aldı. Sağ kanat arkadan güçlendi tabii ki. Ve o kanattan geliyordu Manisaspor, Bursaspor'un üzerine. Tabii, İsmail tabii, Hak'tan tabii. Hem orayı kestiği gibi de kendisi de atağa çıkınca oradan gelinmesini de engelledi. Yani çift taraflı bir faydası oldu İsmail Hak'tan. Yani İsmail Hak'tan girdi. Diğer giren oyuncular şu anda Krita son anda, Bekir, son dakikalarda girdi. Artı Batacan'ın, Bekir Ozanas. Batacan'ın yerine Bekir'in girmesi de çok olumluydu. Hemen 69'da zaten İsmail Hak'tan girdi Sercan'ın yerine. Son dakikalarda Krita girdi. Evet. Ama bu iki hamle Bursaspor'un oyunsal üstünlüğü ele geçirmesine sebep oldu. O dakikada zaten Bursaspor taraftarı da müthiş destek verdi takımlarına. Orta sahada Mehmet Naz, Mehmet Güven ve Yiğit İncedemir'le ciddi oranda hamle yapan, direnç gösteren bu üçlü karşısında özellikle Bekir Ozan girdikten sonra İsmail Aktan'ın da sağ tarafa hamlesinden sonra Bursaspor takımı daha çok topa sahip olmaya başladı. Ve oyunu kendi kontrolüne aldı ve istediği gibi götürdü. Manisa takımı da Bursaspor'un elindeydi. Yani elinde değildi 60'a kadar. Ama Bursaspor'un bu karşılaşmada maçı kazanmasındaki ama en çok önemli çok net pozisyonu da yok bakıyoruz Manisaspor'un. Öyle değil mi? Pozisyon vermediği için söylüyorum ben. Şeyi, kontrol hattı, Bursaspor'daydı. Ivankov'la birlikte oluşan o savunma hattı, Ömer İbrahim, Ali Tandoğan ve Mustafa Keçeli'den oluşan savunma hattı önlerindeki Hüseyin'le birlikte Manisaspor'un orta alandaki üstünlüğüne karşın gol pozisyonu üretmesini engelledi. Yani bu kazanılan 3 puanda aslan payını bu savunma oyuncularına vermek lazım. Onun dışında Sercan'ın ve Ozan'ın gerçek performanslarında oynamadığını görüyoruz. Kaldı ki Kalabene ve Ufuk diye iki tane savunmanın göbeğinde oyuncu var. Yemin ediyorum ben seyrederken benim de iştahım kabardı. Yani bu kadar ağır oyuncu, iki tane ağır manevrası olmayan iki tane oyuncuyu Sercan Yıldırım, iyi bir gününde Sercan Yıldırım olsaydı selam verip geçerdi yani. Golü atardı, dönüşte de selam verip santraya gelirdi. Ama Sercan'ın gerçek performansında oynamadığını gördük. Ozan'ın normaldir. Yani hem Sercan için söylüyorum, Sercan sakatlıktan çıktı. Kendini toparlaması tabii ki bir süreç alacak, birkaç hafta geçecek.
Ozan'ın da gerçek performansını yakalamadığını gördüm. O da normal çünkü önlem de aldılar. Sporcularda da, yani da var, sürekli belli bir seviyede uzun süre performans göstermesini beklemek de haksızlık olur. Zaman zaman inişler olacaktır. Önemli olan bunun kısa sürmesidir. Ama bir de takımlar Ozan İpek'e özel önlem almaya başladılar ya, o kanatta. O da var tabii. Ozan amil takımda oynadı. Yani Bursaspor'un artık bilinen bir tehlike olmaya başladı. Hücum gücünün önemli silahlarından bir tanesi. Volkan'la, Sercan'la ve son dönemde dahil olan İsmail Aktan'la birlikte. Ama her şeye rağmen Bursaspor takımı bütün bu olumsuz şartlara rağmen diyelim, çok da avantajlı gördüğüm iç saha avantajını muhteşem kullandı. Bireysel bak çok enteresan bir şey var. Bursaspor takımı en geride oynayan Kaptan Ömer'le ve onun da arkasında en geride oynayan Ivankov'la iki gol yaptı. Golün asistini yapan savunmanın sağ tarafındaki Ali Tandoğan penaltıyı yaptırdı. İkinci golün asistini Ömer Erdoğan'a gene Ali Tandoğan yaptı. Yani düşün Bursaspor takımı bir bütün içinde hareket etmeyi becerebilen Türkiye'de şu anda iddia ediyorum en kaliteli takımlardan bir tanesi. Yani her oyuncunun kendi görevi dışında oyuna katkı koyduğunu görüyoruz. Yani ofansif anlamda. Yani çağdaş futbolun da gerektirdiği budur. Zaten bütün dünyadaki teknik adamların arzu ettiği oyuncu tipi de böyle tiplerdir. Mesela savunmada oynayan oyuncular için özellikle bu çok geçerlidir. Çok yönde olmasını isterler. Tamam kesici birinci göreni yapacak ama topu kazandıktan sonra da topu iyi oyuna sokacak. Artık onu da geçtik. Total artık. Futbol bunu gerektiriyor. Tabii topu oyuna soktuktan sonra da ikinci hamlesini yapacak. Yani hücuma katkı koyacak. Bu tip oyuncular aranıyor. Atletik, çabuk, oyunun havaya yüksek, her iki yönünü yapabilen, her iki yönünde kullanabilen oyuncular. Bursaspor takımına baktığında Ali Tuan'dan durdurabilen aşk olsun. Sol tarafta Mustafa Keçili. Çok eleştirildi ilk geldiği günlerde. Ben şimdi gıpta ile izliyorum. Her şey yapıyor. Hem savunuyor hem ofans yapıyor. Ömer'le İbrahim muhteşem ikili oldu. Zapo kenarda oturuyor. Tuna kenarda oturuyor. Bursaspor'un iddia ediyorum oynadığı zaman amil takımda oynayacak Serdar Aziz kadroda yok. Yani düşün Bursaspor'un böyle zengin bir kadrosu var. Ve bulunduğu yerde sürpriz olmuyor tabii kesinlikle ki bu durumda. Kesinlikle sürpriz değil. Yani kesinlikle. Şimdi... Ya bu süreç hani Bursaspor şu anda şampiyonluğun en büyük adayı ama buraya gelinceye kadar o sürece bakmak lazım. Bir yıl önce hatırla Bursaspor çok kötü bir dönem geçirdi. İki tane teknik adam değiştirdi ve doğruyu buldu. Ertuğrul Sağlam'la. Ertuğrul Sağlam'la başlayan bugüne gelen süreçte yaklaşık 1,5 seneyi bulacak sene sonunda 15 Mayıs'ta. Bu süreçte baktığında Bursaspor'un sürekli yükselen bir form grafiği var. Ve istikrarlı bir gidişatı var. Ya bu yapı çok kolay kırılabilir mi? Mesela Sivas'la benzer tarafları olduğunu söylüyorlar. Hiç benzer tarafı hiçbir şekilde yok. Sivas'tan daha iyi bir kadroya sahip. Sivas Spor'dan daha iyi bir altyapısı var. Sivas Spor'dan Sivas kentinden daha fazla bir futbol kültürü var. Kırılgan bir yapı değil Sivas gibi. Sivas'ı kırmak daha kolay oldu. Neticede son 3 haftada Sivas Spor'u biliyorsun. Yani şampiyonun en büyük iddialı ekibiydi. Antep'te kaybettiler. İstanbul Büyükşehir'i evet, kazandılar ama kaldıramadılar. Bursa Spor bu anlamda çok avantajları var. Güçlü bir altyapısı var. Evet. Şimdi bir ara verelim programımıza. Tamam. Kısa bir ara rica ediyoruz şimdi futbol gündeminin ardından. Hem Bursaspor'un fikstürüne bakacağız hem Bursaspor'un rakiplerinin durumlarını değerlendireceğiz. Erkan Öncel'le birlikte kısa bir ara şimdi.